Efendim hayırlı akşamlar. Kanal 7 ekranlarında iftar saati başladı. Muhterem hocamız Necmettin Nursaçan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Rabbimize hamd ederiz. Siz de iyisiniz inşallah. Hamdolsun hocam. Allah razı olsun. Mevla sağlık, sıhhat, afiyet versin. Amin efendim. Evet muhterem hocam, COVID-19'la mücadele kapsamında 29 Nisan'dan başlayacak olan, bugün itibariyle başlayacak olan tam kapama için sayılı dakikalar kaldı. Başlamak üzere. Evet, 17 Mayıs'a kadar da devam edecek. Neler söylersiniz hocam? İnşallah milletimiz için isabetli, hayırlı bir karar olmuştur. Başka çaremiz yok. Yani buna sıkı sıkıya uymamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik. Yani bunu ezberledik ama hayatımıza da geçirmemiz lazım. Bu afetten, bu musibetten kurtulabilmek için değerli ilim adamlarımızın, devlet ricalimizin tavsiyesi bu. Bizim inancımız da bu. Öyleyse yapmaktan başka çaremiz yok. Aziz milletimiz isteyerek bu şeye, bu kurallara uyacak ve bu musibetten de inşallah kurtulacağız. Bu tam kapama bu anlamda, bu evet, mesajda da hayırlara vesile olsun inşallah. Doğru hocam. Tez zamanda bu illetten, hastalıktan kurtulalım. Evet, bugün itibariyle saat 19'da herhalde yaklaşık 7-8 dakika sonra başlayacak tam kapama. 17 Mayıs'a kadar da sürecek. Peki sevgili izleyenler, WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Telefonlarla da bize ulaşabilirsiniz. Ekranda telefon numaralarımız var. Dini ve sosyal hayata dair sorularınız için 0212 alan koduyla 30404 30606. Bir telefonumuz var. İzleyicimiz soru soracak hocam. Bakalım ne soracak. Bekletmeyelim, kendisini alalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Amasya'dan arıyor izleyicimiz. Selam ediyoruz. Amasya'ya selam olsun. Hayırlı Ramazanlar Amasya. Selam, buyurun. Selam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı iftarlar. Hayırlı, buyurun. Size de hayırlı iftarlar. Buyurun. Hocam, bir sorum olacaktı. Hocam, ben 13 senedir evliyim eşimle. Evet. Ben evli olduğum müddetçe eşim hiç oruç tutmuyor. Hani ara sıra bir cuma namazlarına falan gidiyor. Onun günahı nedir? Bir de benden ayrıyetten evde yemek falan istiyor. Ve benim ona hazırlayıp vermem günah mı? Ben oruç tuttuğum için içimden de gelmiyor yemek vermek ona. Hiç oruç tutmadı mı? Görmediniz mi? Şahit olmadınız mı hiç? Hayır, hiç şahit olmadım hocam. Onun 12 yıl boyunca. Nedir? Hani bana da sevabı günahı var mı? Peki yemek bir rahatsızlığı var mı? Eşinizin bir rahatsızlığı var mı? Hayır hocam, hayır. Sağlıklı? Evet, sağlıklı, gayet iyi. Peki niye tutmuyor? Size ne söylüyor konu tartıştığınızda? Soruyorum hocam, işte ben diyor tutmuyorum diyor. Sen kendi orucumu ilgilen diyor. Ben de öyle değil, sahurda falan ara sıra kaldırıyorum. Hı. Bizim de sahur falan yapıyor ama sabahleyin tekrar devam ediyor. Ha, sahura kalkıyor. Evet, sahura kalkıyor ama sabahleyin yine çayını, kahvaltısını yapıyor. Sabahta kahvaltı yapıyor. Evet. Hayriyetten annesinin oraya gittiği zaman yine aynı yapıyor. Biz taraf olarak, anne, gelin olarak tavrımızı koyuyoruz ama yine de bizi dinlemiyor. Ne yapabiliriz? Hanım kardeşimizin bu dini hassasiyeti ne kadar güzeldir. Yani oruç tutmayan, fıtra, fidye vermeyen bu eşim benim yemek hazırlamamı istiyor. Hazırlayayım mı, hazırlamamayım? Yani protesto etmiş olayım mı? Tabii arada sırada protesto da edilmesi gerekir. Ama yemeğini hazırlaması. Yani ben şöyle düşünürüm Muhsin Bey. Bu beyefendinin mesela gözlerinde bir rahatsızlık olsa herhalde bir yani hanımefendi yardımcı olur. Kocacığım, yani gözlerinde rahatsızlık var. Şunu göz doktoruna götürelim der. Bu beyefendinin kalbinde rahatsızlık var. Ruhunda hastalık var. Bunun için de bak devletimizin her ilçede, her ilde müftülükleri vardır. Yani aile danışman uzmanları vardır o müftülüklerde. Yani hanım kardeşimiz, kocacığım gel seninle bir müftülüğe gidelim. Bu sahada yetişmiş elemanlar var. Yani onlar bu durumu sorsalar ve onlar da anlatsalar. Yani gözü ağrıyınca göz hekimine gidiyor, gerekli tedavi uygulanınca iyi oluyor. Onun gibi bu da işte şifa bulması için böyle olması lazım. Evet. Bir taraftan hanımefendi kardeşimiz hem yemeğini hazırlar,
Arada sırada da tabii ikaz eder, irşad eder. Yani, eşini, kocasını tabii öyle uyarır. Yani. Bundan dolayı da tartışıyoruz diyor zaten. İftar saatlerinde sürekli tartışıyoruz diyor. Tartışmadan. Yani, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزِرَ اُخْرَى Birisinin günahından diğeri sorumlu olmaz. Hanım kardeşimiz üzerine düşen yani kavga ile nizahla değil. Yani o Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı ve Harun'u Firavun gibi bir adama gönderiyor da yumuşak konuşun diyor. Allah yumuşak Allah. Konuşun. Yani iki peygamberi اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَىٰ Ben sizin yüce tanrınızım diyen adam yani. Firavun'a yumuşak konuşun ona diyor, yumuşak, peygamberine. Ona yumuşak konuşun diyor. Üslup evet. Demek ki önemli yani hocam. Üslup çok son önemli. Derece önemli tabii. Yani o yüzden kocaya da çok kırıcı, kaba sözler olunca bu sefer onu büsbütün uzaklaştırmış oluruz yani. Evet. Öyle olmaması lazım. Evet. Cenab-ı Hak bak peygamberine ne diyor? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Ey peygamber Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak huyluydun. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِ Eğer öfke saçan biri olaydın etrafındaki insanlar dağılır giderdi. Rabbimiz böyle buyuruyor yani. Evet. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Hatırlatmalarımızı yapalım. Ondan sonra devam edelim. Bugün inşallah sevgili izleyenler yine 3 tane hediyemiz olacak. Bunlardan bir tanesi muhterem hocamızın Hatıralarım kitabı. Bir izleyicimize hediye edeceğiz. Bir diğer hediyemiz Sesli Yasin-i Şerif olacak. Ve bir hediyemiz de sandukalı kadife kaplı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bu 3 hediye için 3 tane şifre vereceğiz programda. Henüz şifre paylaşmadık. Birinci şifre az sonra diyelim ve bir WhatsApp video sorumuz var. Soruyla devam edelim. Merhaba hocam, ben Hiranur Özgür. Kütahya'dan size video yolluyorum. Bu arada hayırlı Ramazanlar. Sorum bir tane sorum var. Babaannem rüyasında hep ne görürse gerçek hayatta aynısı oluyor hocam. Bunu cevaplayabilir misiniz? Evet, babaannemin rüyada gördükleri gerçekleşiyor diyor. Kardeşimiz. Rüyayı sadıka vardır, rüyayı kazibe. Doğru rüya, yalan rüya. Doğru rüya Allah veya melektendir. Kimlerin rüyası, rüyayı sadıkadır? Peygamberlerin ve salih insanların. Hanım kızımızın babaannesi saliha bir hanımefendidir herhalde. Hı hı. O yüzden gördüğü rüyalar aynen çıkıyor. Mesela bakın Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim beni rüyasında gördüyse gerçekten görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez. Peki yalancı rüyalar nedir? Şeytan veya nefisten gelir. Kötü rüyaları görünce söylememeliyiz. Allah'a sığınmalıyız. İyi rüyaları görünce de söyleyebiliriz. Evet efendim. Rüya ile amel edilmez. Rüya bağlayıcı değildir. Rüya delil değildir. Teşekkür ediyoruz hocam. WhatsApp hattımıza Instagram'a yazılı mesajlarınız gelmeye başladı. Yozgat Cihanpaşa köyünden sizi izliyoruz. Köy halkı olarak hocama selam ediyorlar. Yani kalabalık demek ki hocam şu an izliyorlar. Biz de değerli kardeşlerimize biz de selam gönderiyoruz efendim. Evet, burada. Selamını iletmiş olalım. Bir başka izleyicimiz Mine Demir Kahramanmaraş'tan şu anda hocamızı izliyoruz. Necmettin hocamıza selamlarımızı Allah lütfen iletin. Dualarını bekliyoruz hocamızın Allah demişler. Allah. Peki bir video sorumuz daha var. Görelim. Hocam merhaba. Hayırlı Ramazanlar diliyorum size. Şu an annem için hastanedeyiz. Birlikte sizi izliyoruz. Bir sorum olacak size. Müslüman olmayıp Allah'a inanan, insanlara, hayvanlara iyiliği dokunan, kul hakkı yemeyen bir insan da cehenneme mi girecek? Teşekkür ediyoruz ama bu sorunun cevabını reklamlardan sonra hocamızdan dinleyelim. Aynı zamanda bu 3 hediye içinde birinci şifre, ilk şifre reklamlardan hemen sonra kısa bir ara. Hocam merhaba, hayırlı Ramazanlar diliyorum size. Şu an annem için hastanedeyiz, birlikte sizi izliyoruz. Bir sorum olacak size. Müslüman olmayıp Allah'a inanan, insanlara, hayvanlara iyiliği dokunan, kul hakkı yemeyen bir insan da cehenneme mi girecek? Evet. Efendim, yani bir imtihanlarda filan baraj sorusu olur. Muhammed evet, Bey, evet. Baraj sorusu olur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ne demek? Allah'ım şahitlik ederim ki sen haksın, varsın, birsin, ezelisin, ebedisin. Yine şahitlik ederim ki
Hazreti Muhammed Aleyhisselam kulundur, elçindir. Senin tarafından alıp getirip bize haber verdiği şeylerin doğruluğunu kabul ederim, tasdik ederim, şahitlik ederim. Böyle deyip de günahkarsa, böyle diyor ama günahkar. Müminler ahirette cennete girecekler. Ama günahkar müminler suçları kadar ahirette cezalanacaklar. Sonunda ama yine de cennete girecekler. Peki Müslüman değil ama birçok iyilikleri var. İnsanlara iyilik ediyor, hayvanlara iyilik ediyor, kul hakkı yemiyor. Bunun durumu ne olacak? Buna cevabı Kur'an'dan verelim. Bakın şu ayeti kerimeye estağfurullah. İnnellezîne keferû, kafir olanlar, ve mâtû vehum kuffâr, kafir olarak da ölenler. Yani kafir oldu sonra tevbe etti değil. Ve mâtû vehum kuffârın, kafir olarak da ölenler yok mu? Ulaike aleyhim lanetullah. Allah'ın laneti onlar üzerine. Allah Allah. Vel melaike, meleklerin ve nasi, insanların ecmain hepsinin halidine fiha ve orada sürekli kalacaklar. Cehennemde. Bakara suresi 161. Allah Allah. Ayeti kerime. Yani o yüzden iman ne kadar önemli. Şirkten inne şirke le zulmül azim. Şirk, imansızlık büyük haksızlık, çok büyük haksızlık. Yani niye? Çünkü Rabbimiz bakın kendi vücudumuzdan başlayarak dış dünyada milyarla delil koymuş. Bir kalemde bunu inkar edersem barajı geçememiş oluyorum, Allah korusun. Yani. Allah korusun. Ayrıca Kur'an bütün konusu insandır, gayesi insanoğlunun iki cihan mutluluğudur. Bütün dert de Allah'ı ve imanı öğretmektir, Kur'an'ın hedefi. Evet. Ya o yüzden iman ne kadar önemlidir. İman ne kadar önemli. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. İzleyicimize teşekkür ediyoruz böyle bir soru sorduğu için. Telefonumuz var. Telefonla devam edelim. Bakalım izleyicimiz ne soracaklar. Hocamıza hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Buyurun efendim, nereden arıyorsunuz? Fevzi Bey, Ordu. Evet, ben Ordu'dan arıyorum. Hayırlı akşamlar hocam, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı akşamlar efendim. Teşekkürler, buyurun. Şimdi benim 2013'ten eşim rahmetli oldu mide kanserinden. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun sizden. Benim 5 tane çocuğum var. Ben fıtralarımı yani çocuklarıma veriyorum. Daha elinde çıkmamış, başka kişilere vermemişim bugüne kadar. Tam emin olmak için hocamdan bir bilgi almak istiyorum. Ya bugüne kadar bütün fitrelerinizi hep çocuklarınıza mı verdiniz? Evet, hep çocuklarıma verdim. Ama ikinci evliliğim oldu. İki çocuğum da yeni eşimden oldu. 7 çocuk oldu. Onlara da veriyorum ama onlara da vermek için diğer çocuklarıma veriyorum. Onlara da tabii ki yine. Tamam, 7 çocuğunuz var. Şimdi Ramazan bayramında da önce, Ramazan bayramından önce de bu Ramazan fitresini çocuklara mı vereceksiniz? Evet, ben sürekli çocuklarıma veriyordum ama bundan sonra da tabii ki sizden bir bilgi almamız için ne gerekiyorsa o zaman hocamızı dinleyelim bakalım, doğru mu yaptınız bugüne kadar, yanlış mı yaptık? Hocamızdan cevabı dinleyelim. Siz de televizyondan takip edin lütfen, olur mu? Teşekkür ediyoruz Fevzi Bey. Selam ediyoruz orduya. Buyurun hocam. Efendim, fitreyi kendi çocuklarımıza verdiysek bir haçlık vermişizdir. Ama fitre görevini yerine getirmemişizdir. Kaç yıl çocuklarımıza verdiysek o fitreleri yeniden verelim. O fitreleri de yeniden verelim. Bu yıl daha vermediysek onu çocuklarımıza verirsek şayet o bir haçlık olur, haçlık ama olur, sadakayı fıtır olmaz diyorsunuz. Sadakayı fıtır olmaz. Çocuklara verilmez. Evet, sadakayı fıtır neyi hedefliyor? Oruçluyken bazı hatalarımız varsa onun affına ve sekerat-ı mevtin, ölüm acısının hafiflemesine, kulluk borcumuz ve kabir azabının şükran kalkıp kurtulmamıza, kabir azabından kurtulmamıza sebep oluyor. Hmm. Sadakayı fıtır. Yani furuğa verilmiyor hocam, öyle mi? Olmaz. Yani çocuklarımıza vermemiz olmaz. Evet. Çocuklara verilmiyor. İzleyicimize buradan duyurmuş olalım. Fevzi Bey, hocam dedi ki bugüne kadar verdiyseniz
kaç yıl verdiyseniz onları tekrar... Onlar tekrar fakirlere vermeliyiz. Fakirlere ihtiyaç sahibine vermeliyiz. Çocuklarımıza verdiğimizi zaten evladımız, zaten yavrumuz yani. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz izleyicimize. Bir video sorumuz daha var. Bu sorudan hemen sonra birinci şifreyi paylaşalım inşallah. Merhaba hocam. Değerli iftarlar, selam ve saygılarımı iletiyorum. Hocam ben size iki sorum olacaktı. Birincisi... Ben yabancı ülkedeyim, yani Afganistan'dan Türkiye'ye geldim. 5 senedir yani çalıştım, parayı, zekatını vermem lazım mı? Yani vermem lazımsa nasıl vereceğim? İkincisi de yani bir insan oruç tutuyorsa, namaz kılmıyorsa orucu kabul olur mu olmaz mı? Teşekkür cevabını ediyoruz. Cevabını verirsen sevinirim hocam. Afganistan'dan gelmiş izleyicimiz. 5 yıldır Türkiye'de burada çalışıyorum diyor. Çalıştığım paranın zekatını vermem gerekir mi? Eğer nisaba ulaştıysa 80 gram. Ve üzerinden de bir yıl geçtiyse sevgili kardeşimizin zekatını 1/40 oranında hesap edip vermesi icap eder. İkinci sorusu namaz kılmayanların orucu kabul olur mu? Efendim Rabbimiz فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Zerre kadar hayır işleyen mükafatını, şer işleyen de cezasını görür. Yani tuttuğumuz orucun sevabı ayrı, kılmadığımız namazın hesabı ayrıdır. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, söz verdiğimiz üzere hemen hediyelerimiz için birinci şifreyi paylaşalım sevgili izleyenler. Bugün İrşat ve Tebliğ Hizmetimin 63. yılında Hatıralarım adlı eserini hocamızın bir izleyicimize hediye edeceğiz. Hediyelerden birisi. Bir diğer hediyemiz Sesli Yasin ve bir diğer hediyemiz de Kur'an-ı Kerim olacak. 3 izleyicimize hediye vermiş olacağız. Birinci şifre ekrana geliyor. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. El-Mukaddim, Ya Allah... Celle Celaluhu. Dilediğini öne çıkaran. Öyleyse kendimizi ona sevdirmeliyiz. Onu sevmeliyiz. Ona kendimizi sevdirmeliyiz. Yani torpile morpile hiç gerek yok. Dilediğini öne çıkaran Mevla. Evet. El-Mukaddim. İlk şifreydi. İki tane daha şifre paylaşacağız. Lütfen izlemeye devam ediniz. Kalem kağıtlar hazır olsun diyelim. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Selamünaleyküm hocam. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Allah'ım sizin gibi hocalara başımızdan eksik etmesin Allah inşallah. Hocam size bir sorum olacak. Biz bazı eşler, dostlar, akrabalar arasında bir hatmi cüz olarak paylaşıyoruz. Herkes birinci cüz, üçüncü, beşinci, onuncu cüz derken bir hatim ediyoruz hocam. Allah'ım kabul etsin inşallah. Bu hatimlerde bazen kendime düşen cüzümü okumadığım zamanlar oluyor. Bunu arkasından okumaya çalışıyorum. Acaba bunun bir günahı var mıdır hocam? Günaha giriyor muyum? Hiç mahsur yok. Tebrik ederim. Ne güzel şey. Yani diğer seyircilerimiz de bunu duysun. Ne güzel arkadaşlık. Ne güzel akrabalık. Hadi Allah'ın kelamını sen şu cüzü oku, ben bu cüzü okuyayım. Ve böylece bir hatim yapmış olalım. Yani unutan kişiye kalem yazmaz. Uyuyana kalem yazmaz. Ve sonra da hatırlayınca da onu yerine getiriyor. Gayet güzel. Rabbim kabul etsin. Amin. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, WhatsApp hattımıza, Instagram'a yazılı mesajlar geliyor, videolar geliyor. Gaziantep'ten ben Fatih Bakır. Hocamın ellerinden öperim. Estağfurullah. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin demiş. Gaziantep'e selam edelim. Hayırlı Ramazanlar. Ağrı'dan şu an sizi izliyoruz. Hocamıza hürmet ederiz demişler. Dua bekliyorlar. Allah razı olsun. Adana'dan izliyoruz diyenler var. Evet. İftarımız sizinle çok daha güzel. Hocamız lütfen bize de dua etsin dualarından. Rabbim Mekke Cihan'da aziz etsin. Ansın demiş. Evet. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Ara ara mesajlarınızı okuruz. Bir telefonumuz var. Bakalım izleyicimiz ne soracak. Hoş geldiniz yayınımıza. Rica etsem televizyonun sesini kısar mısınız biraz? Televizyonun tabii, sesini kısın lütfen. Evet. Merhaba, hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler. Hayırlı günler hocam. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Benim iki sorum olacaktı hocam ama. Buyurun ben not alayım o halde. Siz sorun. Tabii. Birincisi şimdi benim kardeşim polis, asker sınırda. Evet. Sürekli operasyonlara katılıyor. Ben bunun iyiliği için ne bileyim Allah'ım korusun ne bir adak adadım. Evet. Yalnız bu adam kesmedim. Adağın parasını bir kısmını cami yapımına bir kısmını da
okuyan çocuklara verdim. Sonra benim aklıma takıldı. Birkaç kişiye danıştım. Bana kurban kanı akıtmamı söylediler. Kurban kesmemi söylediler. Hani şimdi benim tekrar kurban kesmem gerekiyor mu? Şu an Irak sınırında operasyonlarda kardeşim, bir yandan korkuyorum. Birinci sorun bu. Evet, diğer sorunuz? Diğer sorum şu. Benim babam o kadar sessiz bir insan ki hiçbir şekilde hakkını, hukukunu aramayan birisi. Yani bizim çok hakkımızı yediler babaannemin tarafından. Ama hiç bir şey söylemiyor. Hiç kimsenin kalbini kırmak istemiyor. Hiç kimseyle kötü olmak istemiyor. Hiçbir şekilde hakkımızı aramıyor. Yani bizim ihtiyacımız varken bile bırakın, herkes Allah'a verecek şeyini diyor, hesabını diyor. Hı hı. Bu şekilde hani hakkımızı aramamız gerekiyor mu? Veya şimdi hakkımızı aramamız için o yanlışlıkla kalbini kırarız diye korkuyor babam. Hani babamın yaptığı gibi mi davranmamız gerekiyor? Bu ikisini sormak istiyorum hocama. Peki, teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. Cevapları televizyondan takip edin lütfen. Selam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Hayırlı bayramlar diliyorum. Evet, buyurun hocam. Evet efendim. Bir kere o güvenlik görevlisi, polis kardeşimize, emniyet güçlerimize biz de dua ederiz. Rabbimiz ayaklarına taş dokundurmasın. Amin. Burunları kanamadan devlet ve vatan hizmetini, görevini Amin. İfa etsinler. Amin. Şimdi hanım kardeşimizin yaptığı, onlar da güzeldir, hayırdır ama kurban yerine gelmemiştir. Kurban görevini yeniden... Adak olmamıştır. Adak olmamıştır. Adak kurbanı olmamışlar. Adak kurbanı illa kurban olma niteliğindeki bir hayvanın boğazlanması şartı vardır. Ve o da eti fakir kişilere dağıtılacaktır. Evet. Evet. Kur'an kursuna bir kısmını vermiş, camiye bir kısmını vermiş. Bunlar hayır olmuş. Evet. Bunlar hayır olmuş. Güzel. Yani bunlar da yani lüzumsuz yere gitmiş, anlamsız anlamına değil. Ama o adak için... Es-sadakatü terüttül bela. Onlar da güzel şeylerdir. Ama eli müsait olunca Allah'a verdiği o sözü yerine getirmeli. Diğer sorusu babasıyla ilgili. Babam çok sessiz bir yapıya sahip kişilik olarak. Hakkını çok aramaz, kalp kırmaz, kimseyle kötü olmak istemez. Acaba hani yumuşak üsluplu, böyle güzel, olmak kötü mü hakkını arayamamak adına? Ne güzel insan. Yani illa kavga mı etmeli, illa yüksek perdeden mi konuşmalı? Yani burada hakkını şayet onlar vermezlerse önümüzde bir mahkeme var ya. Evet, mahkeme-i kübra. Tabii orada alır, orada hakkını alır. Ama dünyada da hakkını almak için elbette meşru yollara müracaat etmeli ya. Evet, peki, teşekkür ediyoruz hocam. Ve 81 ile 81 Kur'an hediyemiz için bugünkü illerimizi haritamızda görelim ışıklar yanarsa. Muhterem hocam, bugünkü illerimiz. Isparta, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı iftarlar, illerimizden bir tanesi Isparta. Bir diğer ilimiz Sinop. Ve son olarak da Elazığ sevgili izleyenler. Elaziz, Elazığ'a selam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Evet, bu üç ilden, Isparta'dan, Sinop'tan, Elazığ'dan hattımızı ilk düşüren izleyicilerimize bugün hediyelerini yollayacağız. 81 ile 81 Kur'an hediyemiz için telefon numaramız 0212 alan koduyla 300-06-06. Bir WhatsApp video sorumuz var, görelim. Merhaba hocam, iyi yayınlar, iyi akşamlar. İlk olarak geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Benim size bir sorum olacaktı. Benim bugün ağzıma kıl kaçtı hocam oruçken. Ben de öksürdüm ve bir avuç dolusu kustum. Eyvah. Orucum bozuldu mu, bozulmadı mı? Peki bu sorunun, sevinirim, iyi bu sorunun cevabını aynı zamanda hediyelerimiz için ikinci şifreyi reklamlardan hemen sonra paylaşalım. Kısa bir ara. Merhaba hocam, iyi yayınlar, iyi akşamlar. İlk olarak geçmiş olsun. Oruçken ben de öksürdüm ve bir avuç dolusu kustum. Orucum bozuldu mu, bozulmadı mı? Cevaplarsanız sevinirim, iyi akşamlar. Sevgili oğlumuzun orucu bozulmadı. Ne miktarda olursa olsun kendiliğinden gelen kusmakla oruç bozulmaz. Ama kendi isteği ile ağız dolusu oruç bozulur, kusarsa o zaman oruç bozulur. Kendi isteği ile kusmakla oruç bozulur. Oğlumuzun anlattığı öyle değil. Kendi iradesi dışında olan bir şeyle
olmuştur. Hulasa orucu bozulmamıştır. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir video sorumuz daha var, görelim. Hocam selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diyeyim birazdan açacağınız iftar için. Malum bu virüs ortamında camiye gitmek için virüs bulaşmasın diye tereddüt ediyoruz ama bu virüs ortamında camiye gitmeyip de cuma namazlarımızı virüs azalana kadar evimizde kılsak bunun dinen açıklamasını yapar mısınız? Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar tekrardan. Selamünaleyküm hocam. Size şöyle bir sorum olacaktı. Üç cuma üstte kılmayan dinden çıkar ya da kalbi mühürlenir deniyor. Buna bir netlik getirebilir misiniz? Evet. Cuma namazıyla ilgili iki soru arka arkaya girdik hocam. Efendim koronavirüs dolayısıyla cuma günü camiye gitmedik. Madem camiye gitmedik evde kılalım cuma namazını, olmaz. Cuma namazını evde kılmamız olmaz. Ne edeceğim ya? Öğle namazını kılacağım. Evde öğle namazını kılacağım. Cuma namazını camide kılarım. Evde cuma namazını kılmam olmaz. Peki diğer soru da şimdi hocam virüs sebebiyle diyelim arka arkaya 3 cuma, 4 cuma, 5 cuma gitmedik. Bunun, kalp mühürlenir mi? O bir mazeretimiz sebebiyle yapmadık bunu. Ama mazereti olmadığı halde keyfi bir şekilde önemsemeyerek 3 cuma namazına gitmeyen kişinin kalbi mühürlenir. Büyük ziyana girmiş olur buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Ama bizimki şu anda bir mazerete dayanıyor. İnşallah bu mazeret gitsin. İnşallah. Biz de camilerimizi doldura doldura cuma namazımızı kılalım. İnşallah, inşallah. Hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet, ikinci şifreyi paylaşalım. Hediyelerimiz için ikinci şifre ekrana geliyor. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El-Muktedir. Ya Allah Celle Celaluhu. Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufa sahip olan, yetkili olan Allah. Son bir şifremiz kaldı. Biraz sonra paylaşırız ama önce sevgili Fatma Güngör'e bağlanalım. Bugün de bir seyircimizin evine misafir oluyoruz inşallah iftar saatinde. Ramazan'ın coşkusunu, o iftar heyecanını paylaşıyoruz. Aynı zamanda iftar sofralarından muhterem hocamıza da güzel sorular geliyor. Bakalım bugün kimlere konuk olmuş sevgili Fatma, görelim. Kolay gelsin sevgili Fatma, söz sizde. Trafiğe yakalandınız galiba. Teşekkürler. Evet, bugün gerçekten İstanbul'da öyle bir trafik vardı ki biz de Kerim ailesinin evine ucu ucuna yetiştik. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Esenyurt'ta. Özbekistan'dan 6 yıl önce ülkemize gelmiş Kerim ailesinin evindeyiz. Yanımızda Gülhan Hanım var. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Biz tabii hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Biz tabii mutfaktayız, iftara hazırlanıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Hemen önce konuya gireyim. Buyurun. Özbek pilavı. Bu arada Özbek pilavını zirvek derler. Bunda havuç, soğan, zire var bunda. Şimdi buna bu kuru üzüm ilave ediyorum. Tamam. Tabii ki Özbekistanlı bir ailenin evine gelip Özbek pilavı yemeden olmaz. Herkesin Özbek pilavı sorduğu, Özbek pilavı var mı menüde diye sorusunun cevabı burada aslında. Bu arada ev sahiplerinin, ev sahiplerimizden Abdülaziz Bey'i yanımıza davet ediyorum. Abdülaziz Bey Özbekistanlı bir halk sanatçısı. Aynı zamanda besteleri var. Evet. Halk müziğine kendisi yıllarca emek vermiş. Devlet sanatçısı sitesinde, evet, bir sanatçı. Çok teşekkür ederiz, bizi evinizde ağırladınız. Teşekkür ederim. Biz burada mutfakta hazırlanırken Abdülaziz Bey'in bir sorusu olacak. Merhabalar, selamünaleyküm hocam. Sorum yani bir sanatçı olarak bir şey sormak istiyorum. Yani bu İslam açısından şarkı söylemek haram mıdır? Yani haram mı, mubah mı, yani mekruh mu? Şuna bir net cevabını istiyoruz. Şarkı söylemeyi sor. Bir de evet. Diğer sorunuz vardı galiba isminizle ilgili. Aynen. Türkiye'de normalde mesela ismim Abdülaziz olarak geçiyor da ama çoğunluk Aziz diyor ya da Kadir diyorlar. Yani bu Abdül şeyini kullanmıyorlar. İslam açısından bu doğru mudur? Şunu da, yani sormak istediğiniz Allah'ın sıfatlarını, aynen, çocuklara Allah'ın verirken. Sıfatlarını yani bu isimlerini.
eksiltmek bence doğru değil diye düşünüyorum. Dinen bir sakıncası var mı diye soruyorum. Aynen, evet. Şimdilik bu kadar. Tamam, iki soruyu not aldık. İnşallah. Size kolay gelsin. İftar hazırlıkları devam ediyor şu anda. Gülhan Hanım da Özbek pilavı yapıyor. Kolaylıklar diliyoruz. İftar sofrasında tekrar buluşuruz inşallah diyelim. Hocam iki soru var. Bunlardan bir tanesi. Sanatçı, halk sanatçısı. Kerim ailesinden Abdülaziz Bey. Şarkı söylemek dinen caiz mi değil mi, günah mı? Onu sordu. Bir diğer sorusu da Allah'ın isimlerini acaba biz nasıl kullanmalıyız? Çocuklarımıza nasıl vermeliyiz? Bu isimler ağır gelir mi çocuklarımıza? Efendim, yani bizi gaflete düşüren, Allah'tan uzaklaştıran, haramları helal gibi gösteren şarkılar uygun değil. Ama öyle olmayan şarkılar, ben bir örnek vereyim. Ey benim bahtiyarım, gönlümün tahtiyarım, yüzünde göz izi var. Sana kim baktı yarın? Evet. Ya, ne kadar güzeldir yani. Severim her güzeli, senden eserdir diyerek. Ha? Yani ne bileyim, oldukça güzel yani bu tip şarkılar. Çok güzel türkülerimiz var, şarkılarımız var, eserlerimiz var. Bunlarda mahsur yok. Evet. Ama haramları cazip gösteren, bizi harama yönlendiren, Allah'tan uzaklaştıran. Allah'tan uzaklaştıran şarkılar da uygun değildir. Ölçü bu söyledikleriniz. Ölçü bu. Evet. Ölçü bu. Peki. Diğer isim meselesine gelince. Allah'ın isimleri. Yani Allah'ın isimleri, mesela Kerim güzel. Abdülkerim daha güzel. Ha? Aziz demiş mi? Abdülaziz. Aziz. Aziz güzel. Abdülaziz daha güzel. Evet. Rauf güzel. Abdurrauf daha güzel. Kadir. Rahman, Abdurrahman daha güzel. Kadir, Abdülkadir. Daha güzel. Kadir veya Abdülkadir daha güzel. Yani hem bunlar Allah'ı zikir anlamına da geliyor. Mesela Kerim demek başka. Kerim, Kerim olan, bağışlayan, nimetleri ihsan eden Allah. Abdülkerim, Kerim olan Allah'ın kulu. Ne bileyim, ondan sonra Aziz mi? Abdülaziz mesela ismi. Abdülaziz, aziz olan Allah'ın kulu. İzzet, evet. Azamet, kudret sahibi Allah'ın kulu. Evet. Sanki Allah'ı zikretmiş gibi. Abdülaziz diye çağırırken Allah'ı zikrediyorum sanki. Çok güzel. Yani. Evet. Çocuklarımıza bu isimleri verebiliriz. Ağır gelir mi hocam bu isimler? Ağır gelme diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? En güzel isim Abdullah, Abdurrahman. En güzel isim. Bunları örnek veriyor. Abdullah ne demek? Allah'ın kulu. Abdurrahman, Rahman olan Allah'ın kulu. Bunlar da işte onun gibi örnek veriyor. Peygamberimiz sadece iki tane örnek veriyor. İşte bunun gibi Abdülaziz, Abdülkerim, Abdurrauf, Abdurrahman. Güzel isimler. Gayet güzel. Teşekkür ediyoruz. Evet, iftar sofrasında tekrar Kerim ailesiyle birlikte olacağız. Soruları varsa alacağız. İnşallah iftar duasında da aminlerini duyacağız diyelim. Ve 81 ile 81 Kur'an hediyemiz için isimler belliymiş. Isparta'dan ilk düşüren kim görelim. Isparta'dan hattımızı ilk kim düşürmüş Isparta'dan? Vahide Akız, Isparta. Tebrik ediyoruz, selam ediyoruz Isparta'ya. Sinop'tan hattımızı kim düşürmüş? İlk Erhan? Yaman, Sinop'tan Cihan, ilk Cihan düşürmüş. Yaman, evet. Cihan değil mi? Cihan Yaman. Cihan Yaman. Hocamın gözleri çok güzel görüyor. Elhamdülillah. Maşallah, elhamdülillah. Canan İlter. Elazığ. Elazığ. Canan İlter. İlter. Tebrik ediyoruz. Hediyelerinizi inşallah yollayacağız. Peki bir WhatsApp video sorumuz daha var. Görelim. Hocam öncelikle merhabalar. Ben şunu merak ediyorum. Sürekli yaşlılarımız bana der işte veyahut da bilmiş kişiler bana der. Altın kolye, altın saat takmak günahtır. Bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Yardımcı olur musunuz? Efendim Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ümmetimin erkeklerine altın ve ipekli haram, hanımlarına helal kılındı. Hı hı. Altın ve ipekli ümmetimin erkeklerine haram, hanımlarına helal kılındı. Neden? Altın ziynettir, süstür. Bu kadın işidir. Hı hı. Erkeğe ne yakışır? Erkeğe yiğitlik yakışır, şecaat yakışır erkeğe. Peki ama nişan yüzüğü, altın yüzüğü kullanalım mı, kullanmayalım mı? Bazı ulema kullanmalı diyor. Bunda bir mahsur yoktur diyor.
Ama bazıları da diyor ki gümüş de bir örf haline geldi. O yüzden gümüş yüzük kullanmak örf haline gelmişken gümüş yüzük kullanmak daha da iyidir diyorlar. Bazı ulema da böyle diyor yani. Evet. Evet efendim. Ölçüyü verdi yine hocamız. Evet. Teşekkür ediyoruz. Instagram'dan gelen sorular var hocamıza. Biraz onlara bakalım. Onlardan bir tanesi. İsminin okunmasını istemiyor izleyicimiz. Muhsin Bey, hocamın çok sıkı takipçisiyim. Allah'ım onları başımızdan eksik etmesin. Benim bir sorum olacak. Bir bankada çaycıyım. Ramazan'da bazıları oruç tutmuyor. Ben de onlara çay ikram ediyorum, çay veriyorum. Bunun günahı var mı? Efendim, bankada çaycı kardeşimiz. Evet. Çay vermese herhalde işten uzaklaştırılacak. Şimdi bu kardeşimiz... ama bak bankada çalışır diyelim ki hanımefendi mazeretli bir gününde çay içebilir veya müşteri gelmiştir çayı içecek ama bu millet Müslüman bir millettir. Millete göz önünde ala meleğin nas içmek bu millete saygısızlıktır. Vaktiyle biz Ermenilerle, Rumlarla, Yahudilerle komşuluk yapardık. Onlar da komşuluk adabına riayet eder. Oğlum Ramazan günü açıktan bir şey yeme. Bu Müslümanlara karşı saygısızlık olur. Oruç kimin emri? Kur'an'ın emri. Allah'ın emri. Kur'an kimin kitabı? Kimin sözü? Allah'ın sözü. Allah'ın sözü uğruna bu millet şehit olmayı göze almıştır. Ve halen de almaya devam ediyor. Bu millet bu kitaba bu kadar saygılıdır. Bu kadar saygılı olduğu kitabın hükmüne saygısızlık yakışmaz. Öyle olan kişi ya uygun bir tenha yerde oruç tutmuyor. Tenha yer ama insanlara bu insanlara göze soka soka onu yapmaması lazım. Saygısızlık yani. Oluyor yani. Evet. Yani bu şuna benzer. Yani benim canım Türk bayrağını yırtmak istiyor. Bu ne terbiye? Nasıl yırtarsın sen ya? Ya bir milletin canıdır, kanıdır, namusudur, şerefidir. Nasıl sen onu yırt? Ona nasıl saygısızlık? Benim canım böyle istiyor. Aa, senin canın öyle istiyor ama bu millete hakarettir. Kötek istiyor. Saygısızlıktır. Evet ya. Ha, o yüzden yani milleti hiç umursamamak doğru değildir. Bu milletin inancıdır. Sen tutmuyor olabilirsin. Ama tutanlara saygılı olmak mecburiyetindesin. Evet, milli değerlerimize, dini değerlerimize evet. Saygılı olmak zorundayız. Öyle efendim. Karşımızdakilere saygılı olmak zorundayız. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir başka izleyicimizin sorusu Instagram'dan. Hacer Hanım sormuşlar. Hocam, hayırlı Ramazanlar. Bizim WhatsApp grubundan 30 kişi hatim yapıyoruz. Her hafta herkes ayrı bir cüz okuyor. Birbirimizi görmüyoruz. Hatim kabul olur mu? Gayet güzel. Tebrik ediyoruz. Ne kadar güzel yani. Evet. Bir başka izleyicimizin sorusu, hocam benim eşim oruçluyken uygunsuz videolar seyrediyor, orucu kazaya girer mi? Efendim, bir taraftan oruç tutuyor. Sevgili Peygamberimiz, kişi yalanı, yalan şahitliğini terk etmeyecekse aç susuz durmasının da bir anlamı yoktur. Hadis-i şerif bu söylediğim. Yani en nazratü sehmü min sihami iblis. Namahreme bakmak, şeytanın oklarından bir ok almak. Bir ok, iki ok, iman evi delik deşik oldu. Yani o orucu da ona bir faydası. Oruç ne yapacaktı? Ya eyyühellezine amenü kutub aleykumus siyamü kema kutub alellezine min kablikum leallekum tettekûn. Ey müminler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı ki takvaya eresiniz. İlahi himayeye giresiniz, korunasınız, haram helal hassasiyetine sahip olasınız diye. Öyle buyuruyor. Şimdi beyefendi bir taraftan oruç tutuyor, bir taraftan da uygun olmayan videoları seyrediyor. İşte böyle diyor. En nazratu sehmün min siham iblis. Namahreme bakmak şeytanın oklarından bir ok almaktır. La takrabu zina. Zinaya yaklaşmayın. İnnehu kâne fâhişeten ve sâisebile. O ne kötü yoldur. Milleti millet eden değerin başında aile gelir. Aileyi tahrip eden bir şeydir bu. Evet. Kur'an öyle söylüyor. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Bir video sorumuz olacak. Sorudan hemen sonra üçüncü ve son şifreyi paylaşacağız. Ama önce soruyu görelim. Sin Bey,
Ben Gaziantep'ten arıyorum. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Necmettin hocama selam ederim. Onu ailece severek çok izliyoruz. Benim bir sorum vardı. Peygamber Efendimiz engelli çocuklarla ilgili neler söylemiştir? Onu merak ediyorum. Benim de bir Down sendromlu 13 yaşında bir oğlum var. Sorumu cevaplarsanız çok sevinirim. Tekrardan hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ediyoruz. Selam ediyoruz biz de. Evet. Efendimiz engelli çocuklarla ilgili neler söylemiştir? Efendim yani kulumun iki sevgilisini alırım. O da sabrederse iki sevgilisi iki gözünü alırım. O da sabrederse ona vereceğim şeyi cennettir. Yani demek ki doğum sendromlu olan da çevresindekiler de herkes imtihan yaşıyor. İmtihan yaşıyor. Mesela bakın İbni Ümmü Mektum Hazretleri yeni nazil olan ayetleri öğrenmekte çok hassas birisi. Ama o gün de ileri gelen müşrikler gelmişler. Sevgili Peygamberimiz onlara bir şeyler anlatayım. Onlar da hidayete ersin çabasında. Ama İbni Ümmü Mektum gözleri görmüyor ya. Evet. Gözleri görmediği için allimni mimma allemek Allah. Allah'ın sana öğrettiğinden bana öğret. Bastırıyor böyle. Hani Peygamberimiz de yahu İbni Ümmü Mektum sen başka zaman sor bu soruyu ya şu adamlarla ilgileneyim diye böyle yönünü çeviriyor. Biraz da yüzünü ekşitiyor. Ama bunun üzerine Rabbimiz abese ve tevella en ca'ehul ama. Yani o gözleri görmeyen adam geldi diye yüzünü ekşittin, Allah yönünü Allah, çevirdin. Allah Allah. Niye öyle ettin? Sakın bir daha böyle etme. Ayet. Ayet. Nazil oluyor. Ayet. Yani bilahere İbn-i Mektum gelince kendisi yüzünden Rabbim'in beni hitap ettiği kişi hoş geldin, safalar getirin. 13 defa yerine devlet başkanlığına vekil olarak Allah bırakıyor. Allah. Gönlünü almak için. Allah Allah. Yani demek ki bakın engellidir diye öyle hor görmek, hakir görmek, aşağı görmek, ikinci sınıf görmek yok. Habrul Ümme, ümmetin büyük alimi diye bilinen Abdullah İbni Abbas. Yani Peygamberimizin amcasının oğlu. O da gözlerini kaybetmişti. Ama durmadan insanlara İslam'ı öğretmiş bir insandı. İtban bin Malik, gözleri görmez hale gelmiş. Peygamberimizi evine davet ediyor ve bir de un çorbası ikram ediyor. Hazreti Ebu Bekir'le varıyor. Ya Resulallah, evimle cami arasında bir dere var. O dereden de su geçiyor. Ben gidemiyorum. Yani evimin bir yerinde sen namaz kıl, ben de orayı mescid edineyim. Aman ya Rabbi, Peygamberimizin ilgisine, saygısına bakın. Ya gözleri görmeyen gariban bir adam beni davet ediyor. Benim devlet işim var, millet işim var, ümmet işim var. Ben nasıl geleyim demiyor. Varıyor. Hem de ikram ettiği un çorbasını bal baklava gibi kabul ediyor. Ve nerede kılayım? Ya Resulallah şurada kılarsan eğer tamam orayı da mescid edin. Peygamber Allah. Aleyhisselam Allah burada Allah. Namaz kıldı diye yani. Allah razı olsun hocam. Peki, tekrar sevgili Fatma'ya dönelim. 6 yıl önce Özbekistan'dan göç eden Abdülaziz Kerim. Kerim ailesine bugün misafir oldular. Şu anda hazırlıklar bitmiş, sofraya oturmuşlar. Kerim ailesine tekrar selam edelim biz. Kolay gelsin, hayırlı iftarlar, tekrar hayırlı akşamlar. Soframızda hocamıza soru varsa alalım. Vakit ilerliyor çünkü sevgili Fatma. Hemen soruları arka arkaya alabiliriz. Peki. Biz şimdi çok farklı bir iftar sofrasına misafir olduk bugün. Çok teşekkür ederiz. Selahattin Bey ev sahibi olarak, bir büyük olarak bizleri karşıladı. Kendisinin de sorusu olacak. Ben öncelikle bir iftar geleneğinden bahsetmek istiyorum Muhsin. Özbekistan'da iftarda kaymak yeniyormuş. Orucu kaymakla açılıyormuş. Bununla ilgili... Afrika. Aziz Bey buyurun. Özbekistan'da özellikle iftar yani bu kaymakla açıyoruz. Normalde yani bu Taşkent'te böyle bir geleneğimiz var. Kaymakla açıyoruz. Bir de bu tatlıları görüyorsunuz. Bu çakçak diyoruz yani deniyor. Bu çakçak bir de Tatarlarda var. Tatarların
şeyi tatlısı olarak geçiyor. Bu Özbek böreği samsa diyoruz. Bu da şeker diyoruz. Abdülaziz Bey, babanızın ve annenizin sorularını alabilir miyiz? Siz tabii tercüme ki edebilirsiniz. Buyurun tabii Selahattin Bey, buyurun sorunuzu alayım ben. Babamın sorusu yani şöyle. Babam uzun zamandır yani 30 senedir namaz kılıyor. Bir de sabahtan akşama kadar zikir ediyor. Ama bir sorunu var. Yani bu Kur'an sureleri, duaları hepsini Rusça'da ezberlemiş. Yani Rusça yazılarda. Arap alfabesini bilmiyor. Bir de tecvidi yok. O yüzden hocandan bir ricam olacak. Babam yani suizanda oluyor. Yani bu Rabbime nail oluyor mu benim bu zikirlerim falan diyor. Çünkü Rusça'da ezberlemiş. İbadetini o Rusça yapıyor yani. Yani Rusça değil ki Rus yazısında yani. Ha, Rus evet. Yazısıyla. Çünkü Arap alfabesini bilmiyor, bir de Arap tecvidini bilmiyor. Peki Gülnar Hanım, sizin de sorunuz vardı. Onu da alabilir miyiz? Buyurun. Annemin sorusu. Bir seslerini duysak onların. Semerkant sevgili Fatma. Pakistan'da bir türbe var. Seslerini bir duysak, evet versek, duyalım. Buyurun. Benim Tuğgen yerinde, Özbekistan'da, Koşrav ilçesi var, Koşravat demiş. O ilçede bir evliya, Balıkçı Ata evliya türbeti var. O Balıkçı Ata zamanında yok olmuş, harap olmuş. Şu ziyaretini bir Rus kişisi, Hristiyan kişisi tamir etmiş. Tabii bu camiyi yapmış. Sonra vasiyet takılmış ki ben kalmak isterim demiş. O evliya yönetimleri var. Ben ziyarete vardım ziyarete. Balıkçıatanı ziyaret kılıp hatim Kur'an kıldım. Sonra o kişiye de hatim kıldım. Şu evliyanı tamirlegen ben şöyle anladım. Mübarek bir kimsenin olur mu hocam? Hocam nasılsın? Mübarek bir kimsenin şeyi var, türbesi varmış hocam. Sonra bir Rus, Müslüman değil Hristiyan birisi o türbeyi tamir ettirmiş. Evet. Bakımını yaptırmış. Sonra da vasiyet etmiş. Demiş ki beni ölürsem bu mübareğin yanına defnedin demiş. Ben böyle anladım ama Abdülaziz Bey tercüme ederse acaba doğru anladık. Abdülaziz Bey tercüme eder misiniz? Buyurun. Bizim Özbekistan Samarkand ilçesinde bir evle yani Balıkçı Ata evi. Onun bir de çevresi çevresi yani çöp olan bir çirkin harabe durumdaydı. 90'larda Rusya'dan Bondarenko adlı bir Rus adam gelmiş. O çevreleri hepsini temizlemiş. Bu harı kaldırmış, yeniden yapmış. Yani yapmasında tadilatında kendi katkısını sağlamış. Bir de bu kubbelerini değiştirmiş falan. Bir de vasiyet etmiş ki yani ölümümden sonra bu türbe yanında beni defne edindi. Vasiyatta benim sık oraya gidiyor. Biz yani o Rus adamı mesela şey yapsam, dua etsem vebal olmaz mı? Yani bu sakıncası ona da dua edebilir miyim diyor. Peki teşekkür ediyoruz. Vakit ilerliyor. Biz teşekkür ediyoruz Kerim ailesine. Abdülaziz Kerim'e, Gülhan Hanım'a, Seracettin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettikleri için bizi. Hocam uygun mudur orada dua etmesi? Efendim, gayrimüslim mezarlığına okumak, dua etmek doğru değil. Ama şu anlatılan kişinin gayrimüslim değil de ben Müslüman olduğunu zannediyorum. İnşallah. Yani bir Allah dostunun kabrini yenile, oraları efendim güzelleştir, ahırı kaldır. Belki iman etmiştir hocam yani, Müslüman olarak. Bana öyle geliyor. Belki de dünyaya imanını gizleyen bir insandı. İnşallah. Hüsnü zannediyorum. İnşallah. Biraz. Herhalde öyle olunca okuyabilir. Araştırsalar buna da bir işaret bulabilir. Müslüman olmayanların kabirlerinde okumamız Fatiha doğru değil. Okunmaz, Yasin tamam, okunmaz, dua doğru okunmaz. Doğru. Teşekkür ediyoruz. Evet, üçüncü ve son şifreyi paylaşalım sevgili izleyenler. Hediyelerimiz için üçüncü ve son şifre ekrana geliyor. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El-Kadir, Ya Allah Celle evet Celaluhu. Yani El-Kadir ismi şerifi istediğini dilediği gibi yönetmeye gücü yeten Allah. Evet. Üç şifreyi de aldıysanız telefon numaralarımız 0212 alan koduyla 304-04, 306-06 hattımızı düşüren ilk 3 izleyicimize hediyelerini yollayacağız. Bir telefonumuz var hocam. İzleyicimiz bayağıdır bekliyor. Kusura bakmasın, hakkını helal etsin. Hoş geldiniz yayınımıza.
Alo. Yayındasınız şu anda. İyi akşamlar. İyi akşamlar mı size? İzmir'e çok selam ediyorum. Bağlandığınız için. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Necdetin Hoca'dan bir sorun vardı. Buyurun efendim. Çok geçmiş olsun bu arada. Teşekkür ederim. Allah size afiyet, sağlık versin efendim. Sağ olun hoca. Hoca ben yabancıyım, Gürcistanlıyım. Müslüman oldum burada. Maşallah. Kur'an öğrenmek çok istedim. O kadar uğraştım, öğrendim. Şu an namazı kılıyorum ama süreleri çok bilmiyorum. Bir Fatiha suresi biliyorum, Sübhaneke biliyorum, Kuluhuvala biliyorum. Öyle namaz kılıyorum. Bir de telefonda açıyorum. Kendine güvenemediğim için telefonda açıyorum. İnternette ona takip ediyorum. Öyle kılıyorum namazı. Şöyle acaba, yapalım. Şöyle yapalım. Zeynep Hanım, yani sizi bölmek istemem ama duaya geçmek zorundayız. Şöyle yapalım. Yarın bir sizi ilk telefon olarak alalım. Biraz daha uzun konuşalım. Müslüman olmuşsunuz. Tebrik ediyorum. Kutluyorum. Biraz detaylı sohbet etmek isteriz. Nasıl Müslüman oldunuz? Kimler vesile oldu? Sizin de sorularınızı detaylı almak isteriz. Duaya geçeceğiz. Müsaade buyursanız yarın vaktiniz olursa iftar saatinde tamam, ilk telefon olarak sizi bağlayalım. Geniş sohbetimiz olsun. Geniş soru cevap yapalım. Olur mu? Olur. Çok teşekkür peki ederim. Çok sevinirim. Yarın inşallah iftar saatinde görüşmek üzere diyoruz size. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, masadan da sorular var ama vaktimiz yetecek mi? Hemen soralım rejiye, yönetmenimize. Çok kısa bir soru varsa. Peki. Evet, son bir soru alalım çünkü duaya geçeceğiz. Son bir soru lütfen. Ben sorayım ya da hazır burada soru var. Tamam, vakit kaybetmeyelim. Hocam ismimi değiştirdim. Kulağıma ezan okunması gerekir mi diye soruyorlar masadan. Yok, gerekmez. Gerek yok. Gerek yok. İsim değişikliğinde kulağımızın inşallah icabet saatine, kabul saatine denk geldiği zamanlardayız. Duamızı yapalım, programımızı kapatalım. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhane rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme leke sumt ve bike amend ve aleyke tevekkelt ve ala rızgıke eftar. Allah'ım senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızıkla iftar açıyoruz. Ya Rab, iş bu güzel nimetleri hazırlayanlara, yiyecek olanlara sıhhat ve afiyet, kazananlara bereket ihsan eyle. Amin. Lütfettiğin bunca nimet karşılığında şükredecek anlayışı da idraki de ihsan eyle. Amin. Ya Rab, mümin doğduk, mümin yaşayıp imanı kamille hüsnü hatime ile la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek sana kavuşabilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rab, bu Ramazan'ı ömrümüzün son Ramazan'ı etme. Amin. Sıhhat ve saadetle, huzur ve afiyetle, nice Ramazanlara, nice bayramlara, eninde sonunda da cennet ve cemalullah bayramına yetişebilmeyi lütfeyle ya Rab. Ya mücibe devat, müminsin, gönüllerimizi güven duygusuyla doldur. Amin. Selamsın, selamete erdir. Kuraklık, kıtlık, deprem gibi facialardan bu mübarek milleti hıfzu emanında eyle. Amin. Fettahsın, bereketin, huzurun, mutluluğun kapılarını aç. Rezzaksın, helal ve bol rızıklar ihsan eyle. Amin. Rızkımız gökteyse yere indir, amin, yerdeyse önümüze çıkar. Amin. Haramsa helal eyle, amin, helalsa bereket lütfeyle. Amin. Tevvapsın, tevbelerimizi kabul eyle. Şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. Ödetmeyeceğin bir borç bırakma. Kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Şafisin, şifa lütfeyle. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayunin ve cealna lil müttekine imama. Ya Rab, bizlere göz nuru, gönül süruru, eş ve evlat lütfeyle.
Saygıda, sevgide, huzurda, güvende, mutlulukta seni sevenlere bizi rol model eyle. Amin. Rabbena gfir lena ve li ihvanine allazina sebequna bil iman. Ya Rab, bizi ve bizden önce imanla ebediyete göç edenleri bağışla. Amin. Müminlere karşı gönüllerimizde kin bırakma. Amin. Sen esirgeyen, bağışlayan Mevlasın. Amin. Ya Hayyu ya Kayyum, ya Zel Celal vel İkram. Sıkıntılı zamanlarda sevgili Peygamberimiz şöyle dua edermiş. La ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallahü rabbul arşil azim. La ilahe illallahü rabbus semavat ve rabbul ardı ve rabbul arşil kerim. Sevgili Peygamberimizin okuduğu bu dua ile biz de el açtık, boyun büktük, kapına geldik. Bizleri affeyle, güç yetmez, takat gelmez. Kulluk imtihanları ile bizi muahize etme. Rabbena la tuahizna in nesina ev ahta'na. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih. Va'fu anna ve gfir lena verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Ya erhamer rahimin. Nuh aleyhisselamı tufanlardan kurtardın. İbrahim aleyhisselamı Nemrut ateşlerinden gül bahçelerine kavuşturdun. Eyyub aleyhisselamı çeşitli hastalıklardan aydınlığa kavuşturduğun gibi milletimizi, ehli İslam'ı koronavirüs afetinden aydınlığa kavuştur ya Rab. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.